20 bin lira. 50 bin lira dolayında olmalı. En az 20 bin lira. En az. Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını açıklaması üzerine emekli ve memur Ocak zam mı, refah payı hariç kesinleşti. Öte yandan emekliye ek zam ve SGK en düşük emekli maaşı için çalışmalar yapılıyor. Bugün yurttaşlara en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı diye soracağız. Ama biz isteriz ki 20 olmasını isteriz. Neden de kira var, faturalar var, evin geçimi var, çocuklar okula gidiyor. Yani 20 bin olmalı. Pazarda, markette fiyatlar nasıl, geçinebiliyor musun? Hiçbir şey alamıyoruz. Gerçekten hiçbir şey alamıyoruz. Kilo dahi bir şey alamıyoruz. Domates olmuş 40-50 milyon. Salatalık olmuş 40 milyon. Soğanı dersin 20 milyon. Makarna olmuş 15 milyon. Gerisindense yağla olmuş 200-300 milyon. Ne yapacağız? Bu vatandaş ne yapmalı? Ne yemeli, ne içmeli? En aşağı 20 olmalı. Etmiyor kardeşim. Emekli maaşı neye yeter? 3-4 milyon kira veriyorsun. Ne kalıyor sana? Bir fatura parası kalmıyor. Ne yapabiliriz? Bir el atmayalım oğlum. El atmalı. Devletimizde bir şeye dur demeli. Gerçekten geçim zor. Geçinemiyoruz. Bak benim annem hasta ta Sultanbeyli'nden. Nereye gidiyorum? Anaköy'üne geldim. Bu bedava gelin mi? Ama mecbur. Annem yatalak. Bakmaya gidiyorum. Devlet buna el atıyor mu? Atmıyor. Görmüyor. Hastaları görmüyor. Yatanları görmüyor. Gidiyorsun aman ben bir şey yapamam. Yapacaksın. Hastaya bakacaksın. Mecbursun. Bakmak zorundasın. El atmak zorundasın. 14 bin. Geçinebiliyor musunuz? Geçinebiliyorum dersem yalan söylerim. Yaklaşık 70 yaşıma yaklaştım ve şu an bir işe gitmek zorundayım. Çalışmak zorundayım. Avrupalılar, Avrupa'nın emeklisi dünya turuna çıkıp tatil yaparken ve ben maalesef bu yaşımda çalışmak zorundayım. Markette, pazarda fiyatlar nasıl? Uçmuş vaziyetinde. Yani daha açıklanmadan dün baktım ayçiçek yağı 147 lira olan tenekesi 147 liraydı. 5 litrelik şu an 220 lira olmuş. Hesap edin. Ve bana verecekleri zammın neye yarayacağını bilmiyorum. Yani kısacası insanlar diyorum ki ben işçi emeklisiyim. Oy almak için sizce bana nasıl bir yüzünüz olup geleceksiniz de benden oy isteyeceksiniz? Ben düşünmüyorum. 20 bin lira. Bir de Bağkur emekli sandığı SSK arasında ayrım yapılmamalı. Yani herkese eşit seviyede maaş verilmeli. Zaten memlekette enflasyon %100, %150 almış başını gidiyor. Artık bir emekli büyük şehirlerde, metropol şehirde yaşaması çok zor. Geçinebiliyor musunuz? Vallahi ben tabii emekliyim aynı zamanda. Artı işim de var. İşim olmasa zaten asla geçinemem. Ya yazlığıma gideceğim ya köyüme gideceğim. Kıt kanaat geçiniyoruz yani at başı. Vallahi şöyle söyleyeyim, bizim üstümüzü bizi yöneten, idare edenler paraları güzel enstrümanlarda değerlendirmedikleri için, kendilerinden hiçbir tasarruf yapmadığı için emekli maaşı yukarı çıkacağını zannetmiyorum. Bu şekilde devam edecek. Yani gene 13-14-15 arasında devam edecek. Ama bir de şu var, bir uçurum var. Milletvekilleriyle Ben asım, ben fazla almam gerekirken benim vekilim benden 10 misli fazla para alıyor. Ne biçim adalet anlamadım gitti. Siler tarafında şehirden kırsala bir göç söz konusu mu? Yani siz de gitmeyi düşünüyorsunuz sanırım. Yani tabii işim olmasa muhakkak giderim. Şöyle eşim de emekli, ben de emekliyim. Evim var, işim var. Gene zor geçiniyorum. En az 20 bin lira, en az. 20 bin lira olması lazım. Ne göre? Gidiyor para, durmuyor ki. Bir markete gidiyoruz, 500'den aşağı gelmiyoruz eve. Pazarda pahalı, markette pahalı, her taraf pahalı. Yani maydanozu bile 14 bin lira, 14 liraya alıyoruz. Öğretmen, kiracı 10 milyar kira veriyor şimdi. Ne olacak? Kızınız geçinebiliyor mu peki memur maaşıyla? Ben yardım ediyorum. Ben de emekli maaşımdan ona veriyorum. Ben hiç geçinemiyorum. Vallahi 15 civarında bile olması gerekiyor. Bir günkü ertesi günün birbirini tutmuyor. Bugün 1 lira aldıysan ertesi günün 3 lira. Çünkü markete gittiğiniz zaman çok fark ediyor. Bugün ben 65 lira maaş alıyorum. Bir sağlık ocağına gitsem 350 liraya ben kesiyorlar. Verdiğin para kaç para ki kesiyorsun? Zaten ilaç parasının farkını ödüyorum. Bir de onu kesiyorsun. Niye kesiyorsun yani? Verdiğin para ne ki? Yetmiyor. Kira veriyorsun. Ben tek kalıyorum mesela. Kimsem yok. Yetmesi. Ben 2005'ten beri kasabın yolunu biliyorum. Kasap nerede biliyorum. Bilmiyorum. Allah sonumuzu hayırlesin.
Başka yapacak bir şey yok. 30 bin. Geçinebiliyor musunuz? Benim için çok büyük bir sorun olmuyor çünkü annem falan var evde, 2-3 emekli var ama insanların birçoğu çok kötü sıkıntı yaşıyor, geçinemiyor. Ha, bizim de giderlerimiz muazzam arttı. Pazarda, markette fiyatlar nasıl? Olağanüstü. Yani arkadaşım yurt dışında yaşıyor, 200 euroya bir aylık ÖTV'lerini çok rahat alabilirken bizde 2000-3000 liradan aşağı çıkamıyorsunuz. Ülkenin durumu hiç iyi değil. Düşük emekli maaşıydı, 15-20 olmak lazım herhalde. Markette, pazarda fiyatlar nasıl? Markette fiyatlar pahalı, evet. Geçinmekte zorlanıyor musunuz? Zorlanmaz mı? Vallahi aynı şey memur maaşı veya işçi maaşı kadar olması lazım. Yani biz şu anda 7,5 lira emekli alıyoruz. 7,5 lira emekli hiç gitmez ki. Ha şimdi bir çorba içtim geldim yani. Nedir yani, niçin bu kadar? En az da 22 bin lira olmalı. Yani bir emekli kira verirse, iki kişi geçinirse bu 20 bin liradan aşağı olmamalı. 15 bin lira zaten kiradır. Zor durumdan bizler çok zor durumdayız. Böyle yani emekli sanki bir buranın vatandaşı değilmiş gibi. Ya buranın vatandaşıyız biz. Bu memleketin askerlik yaptı. Ben 2 sene askerlik yaptım. Aşağı yukarı 30 sene çalıştım. Emekli olmam için çalıştım. Yani rahat yaşamam için yaptı ve güvendik. Şimdi 7,5 lira para veriyorsun. Ya bizim hakkımızı verme, hak istiyor. Hakkımızdır. Yani emekli biz hak etmişiz. Biz dilenci değiliz ki şey istemiyoruz ki, hakkımızı istiyoruz. Biz bu primleri bir başka özel sigortada olmuş olsaydık herhalde daha fazla verilirdi o zamanlar. Ama biz bayağı zor durumdayız.